tabii ki bizim için güzel şeylerdir. Amaç burada başarılı olmaktır. Almış olduğun görevi yerine getirmektir. Ya zaten bu meclis her zaman yerine getirmiştir. Tabii ki Meclis Başkanımız İbrahim Pürüt'ün başkanlığında tatlısıyla, acısıyla hep beraber arkamızda durarak hiçbir ilçeyi ayırt etmeden sonsuza kadar sınırsız bir şekilde siyasi gözetmeden gereken hizmetleri yapmıştır. Biz de onun arkasında durarak her zaman teşekkür etmişizdir. Onun için Allah yeni yolunda başarılar diliyoruz. Kendisine huzurlu, mutlu günler temenni ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Tabii ki şu anda Meclis Başkanımızın bir veda demiyorum. Bir kürsü konuşması için Hanım'ın başkanlığında burada çalıştık. Ve bu çalışmadan şahsım adına ben çok mutluyum. Görüş ayrılıklarımız oldu, farklılıklarımız oldu. Ama bunlar zaten siyasi nezaket kuralları içerisinde olması gereken şeylerdir. Ve güzel oldu. Ben Sayın Başkanım'dan eğer kendi partisi içerisindeki yarıştan ve sonraki yarıştan başarıyla çıkar ki ben öyle tahmin ediyorum. Bu meclisteki atmosferi de yukarıki meclisteki atmosfere taşıması için çalışmasını istiyorum. Bir de böyle bir iki not aldım şimdi. Şöyle bir şey vardır. Herkesin siyasi görüşünün aynı olmak zorunda değildir. Herkesin siyasi görüşü farklıdır. Zaten öyle olmasa, bakın Aşık Veysel ne der? Kurt kuzuyla gezerdir, fikir başka başka olmasın. Bu böyledir. Madem ki binlerce çiçek açsın, yüzlerce fikir yarışsın. Eğer binlerce çiçek açarsa bu çok güzel bir şeydir. Niye? Bir tarlaya veya bir bozkıra veya bir kıra bahar aylarında baktığınız zaman tek bir çiçek güzeldir, hoştur ama o kadardır. Eğer o alanda binlerce çiçek varsa çok daha güzeldir. Ve hiçbir zaman hiçbir çiçek birbiri üzerine düşmez kuruduğu zaman. Dikkat edin, çok enderdir bu. Büyük seller, afetler falan olmazsa. Yine bu düşünceni burada biz uygulamaya çalıştık ve bundan sonra da Sayın Başkan'dan sonra da önümüzde bir yılımız var, uygulamaya çalışacağız. Tabii bizim geleneklerimizde, göreneklerimizde helallaşma vardır. Ben şahsım adına 4 yıllık süre içerisindeki çalışmalarımızda, birbirimize karşı sözlerimizde falan bir kırgınlığımız varsa ben şahsım adına helal ediyorum. Ve başkandan da hakkını helal etmesini istiyorum. Ama bilerek bunu yapmamışızdır. Belki bilmeden birbirimizin kalbini kırmış olabiliriz. Bu böyle bir helallaşma ve gerçek bir helallaşmadır. Çünkü gerçekten ülkenin bir helalleşmeye, bir barışmaya, bir kucaklaşmaya ihtiyacı var. Ben bunu böyle görüyorum. Yine sözlerimi biraz daha farklı bir, belki de güleceğiniz bir şeyle tamamlayayım. Şimdi seçim atmosferinde Sayın Başkan'a rakip bir siyasi görüşün temsilcisi olarak iki şey vereyim, tüyo vereyim. Geçmişten iki örnek vereyim. Demirel döneminde bir sözü vardır Demirel'in. Meydanlara çıkmış, Denizli'de söylemiş bunu. Ben demiş, meyhaneden çıkan zühtüden de, camiden çıkan müftüden de oy alacağım. Şimdi başkanım, meyhaneden çıkan zühtüden de, camiden çıkan müftüden de nasıl oy alacaksa ona göre çalışmasını yapsın. Bu önemli bir şey. Barışarak, birbirimizi kırmadan, birbirimizi dökmeden çalışmamız gerekiyor. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, bütün siyasi görüşler bizimdir. Çünkü siyasi partilerimiz demokrasimizin gül bahçeleridir, çiçek bahçeleridir. Yeter ki birbirimizi kırmayalım. Biz 4 sene içerisinde bunu gerçekleştirdik. Bundan sonra da gerçekleştireceğiz. Başkanıma yeni yolunda, yeni çizdiği yolda, yeni hedefinde sonsuz başarılar diliyorum. Kendisine saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinize sağ olun, var olun. Çok değerli arkadaşlar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Bugün
Yani mutlu bir gün. Tabii ki siyasi yaşantı boyunca insanların yaşayacağı nadir günlerden biri. İl Genel Meclis üyeleri olarak bizlerin başka bir mutluluğu hem meclis başkanımızın hem İl Genel Meclis üyemiz Nurhan Hanım'ın bu meclisin geneli olan Büyük Millet Meclisi'ne ilimizi temsilen aday adayı olmaları bu bizleri sevindirmiştir. Tabii ki kalan son bir yılda da ayrı ayrı, onlardan ayrı olarak meclis faaliyetimizi sürdürmek de uzuntulu bir durum, onu da ifade etmek isterim. Bu güzel yolda her iki aday adayımıza da başarılar diliyorum. İnşallah muvaffak olurlar. Çünkü il genel meclisi demek, ilin her metrekaresinin sorunlarının mecliste tartışıldığı ve her metrekaresindeki olan bitenin haberdar olunduğu, yani donelerin çok sağlıklı ve sağlam şekilde bir çatı altında tartışılması, sorunların, mutlulukların, acıların, üzüntülerin, eksikliklerin iyi talip edilebildiği bir alan İl Genel Meclis üyesi. Ve buradan çıkacak olan bir milletvekili ile olan hakimiyeti ki tartışılmaz en üst seviyededir. Yani bugün Çağrankaya Yaylası'ndan ta ki tutun Fırtına Vadisi, Çağlayan Vadisi'ne kadar, ilin doğusundan batısına kadar tüm sıkıntıların tartışıldığı bir yer. Ben şunu ifade edeyim ki her iki adayımızın da, ki Cenab-ı Allah inşallah nasip eder, Büyük Millet Meclisi'ne giderlerse bu ilin bu sorunlarını en iyi şekilde orada dile getireceklerini ve çözüm arayacaklarını kanaatim tamdır. 1999 ve 2023-2024, yani yaklaşık 24-25 yıldır bu mecliste bu sıradayım. Bu dönemde ne farklılıklar hissettik, ne farklılıklar algıladık, neleri farklı olarak sahada yansıttık, çok kısa değinerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Önceki dönemlerde tabii ki sorunlar farklıydı, talepler farklıydı. Ama bu dönemde ben İbrahim Başkan'ın ve tüm meclis üyelerimin huzurunda şunu ifade edeyim ki farklı yaşantımız bir sloganımız oldu. Doğal olarak doğaçlama meydana gelmedi bu. Köyler mahallelerle yarışıyor diye. Köylerdeki sosyal donatıların çoğalması, çocuk oyun parkları, parapet duvarlar, köprülükleri, işte trafik levhalarından tutun sanki bir mahalleye girer gibi veyahut da bir gelişmiş Avrupa'nın gelişmiş bir yerel mahallinde çekilen bir filmdeki hayal ettiğimiz o asfalt kaplı, beton kaplı ve sosyal donatıları olan köy yerlerinde, kırsallarda çekilen bir filmi neredeyse artık ilimizde de seyahat ettiğimizde köylerde bunu görebiliyoruz. Bu hiç kuşkusuz bu dönemin farklılığı oldu. Ben bu konuda İbrahim Başkan'a yerel bütçemizi kullanmadan genel idare bütçesinden sağladığı katkılarla dolayı ve bu yatırımların köylerimize, yaşadığımız bölgelere gelmesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah nasip olur, milletvekilimiz olursa her iki adayımız da şunu ifade edeyim ki, bunlardan talebim peşin söyleyeyim başkanım. Talebim şudur ki, köy yaşam alanlarının standartlarının daha da yükseltilerek, yani şehir merkezine 7-8 kilometre mesafedeki bir köy yaşam alanının şehirde yaşanmaktansa oranın yaşam alanı olarak 12 ay ikamet edecek hale getirilmesi için çaba göstermeleri gerekmektedir. Bu o alandaki okulların tekrar aktif hale gelmesi, o alandaki yaşayan insanların kışlık yakıtının bir şekilde desteklenmesi gibi birçok alanda iyi bir çalışmalar yaparak tekrar köylere göçü biz götürmemiz lazım. Akabinde de turizm çok çok önemli, tarım çok çok önemli, çay tarımı çok çok önemli. İlin sosyal ve ekonomik gelirlerini, kazançlarını bu seviye taşımalar gerekmektedir. Evet, fazla zamanınızı almayayım. Biraz uzun konuşmayı da severim. Kürsü bugün oldukça da güzel, huzurlu ve mutlu bir gün. Ben her iki adayımıza, Nurhan Hanım'a ve tekrar başkanımız İbrahim Turut'a teşekkür ediyorum ve adaylıklarını şimdiden hayırlı olsun diyorum. İnşallah başarırız ve başarmak için de meclis olarak gerekeni yapmaya da hazır olduğumuzu ifade ederim. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, 4 yıldır birlikte çalışıyoruz.
burası bir meclis adı üzerinde olduğu gibi. Burada tartışmalar oldu. Aramızda güzel geçen günler oldu, gergin geçen günler oldu. Ama hepsi bu çatı altındaydı. Ben her zaman burayı bir aile olarak gördüm. Burada yaşananlar hep burada kaldı. Dışarıya hiç aksettirmedik. Değerli başkanımız da bu konuda oldukça titiz davranmıştır. Bundan sonraki çıktığı bu güzel yolculukta gerek meclis üyesi arkadaşımız Duran Hanım'a, gerek meclis başkanımız İbrahim Bey'e başarılı bir yolculuk diliyorum. Umarım her şey diledikleri gibi olur. Umarım her şey kalpleri gibi olur. Bunlarla birlikte olmak, sizinle birlikte olmak, burada bir aile olmak benim için çok önemliydi. Gurur duydum. İyi ki sizleri tanımışım. İyi ki İbrahim Bey'i tanımışım. Bundan sonraki yolculuğunda da başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın başkanlarım, kıymetli arkadaşlar, herkes saygıyla selamlıyorum. Genel sekreterim ve ekibi, herkes saygıyla selamlıyorum. Hayırlı olsun. Onca Nurhan Hanım, meclis üyesi arkadaşımız, Sayın İbrahim Başkanımızla yaklaşık 4 yıldır İGİLİ Meclis Başkanımız ama ben yaklaşık 9 yıldır beraber çalışıyoruz. Biz memnunuz ondan. İnşallah yolu açık olur. İnşallah hayırlısı olur. Genç siyasetlere her zaman ihtiyacımız var. Kadın Nurhan Hanım hanımefendi ihtiyacımız var. Ben üzgünüm. Bir yönden üzgünüm. Değerli bir arkadaşlarımız aramızdan ayrılıyor. Ama bir yandan da mutluyum. Milletvekili olacaklar. İnşallah olurlar. Ülkemize hayırlı olur. Sayın Başkanım, Nurhan Hanım, şimdiden sizi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok kıymetli hazırım. Yaklaşık 8 yıldır bir kürsüye çıktığım zaman her zaman Rize'nin sorunlarıyla ilgili bir meselede konuşmaya çıkardık ama bugün çok farklı duyguyla bu kürsüdeyim. Bir yandan çok mutluyum, bir yanımızda üzüldüm. Mutluluğumuz gerçekten ilk defa iki tane milletvekili aday adayımız çıkıyor. Bir meclis başkanımız, diğeri Nurhan Hanım. Her ikisine de kendilerine yürekten başarılar diliyorum. İnşallah adaylık ve devamında da milletvekili olarak da buradaki yerel parlamentomuzdan, genel parlamentomuzda bizi temsil edeceklerine inanıyorum. Başkanımızla özellikle bu dönemin son ilk iki yılı çok yoğun şekilde çalışmalarımız oldu. Çok verimli. Farklı bir duygu içerisindeyim. Çok mutluyum. Özellikle aday adaylığı konusunda. İnşallah aday da olacağını inanıyorum. Her ikisine de başarılar diliyorum. Var olun. Sağ olun, var olun. 4 yıldır burada beraber Rize'miz için hizmet vermeye çalıştık. Ben de elimden geleni yaptım. Belki çok şey olamadım ama elimden geleni yapmaya gayret ettim. Benim ayrıca bir de MKYK üyeliğim vardı. Akdeniz Bölge Sorumlusuyum şu anda. İşte Güneydoğu, Karadeniz derken farklı görevlerim de var. Onlar hala devam ediyor. Ama buradaki beraber çalışmamız gerçekten başkanımızla birlikte, tüm arkadaşlarla, müdürlerimizle, ekip olarak güzel çalışmalara imza attığımızı düşünüyorum. Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde böyle bir yola çıktık. Rabbim muvaffak eder inşallah. Biz başkanımızla, İbrahim Türüt'le rakip değiliz. Hayırda yarışacağız inşallah. Kim aday olursa olsun, kim vekil olursa olsun, özelde Rize'mize, genelde tüm vatanımıza hizmet etmeyi nasip etsin. En iyi şekilde hizmet etmeyi nasip etsin. Zaten nefsimiz çalışmamızın önüne geçecekse ikimize de Rabbim nasip etmesin. Biz birleştirici olacağız. Hangi parti olursa olsun, ne olursa olsun, biz vatana hizmet etme yolunda çalışacağız. Onun için bu yola çıktık. Yoksa kendi adıma diyorum, kendime hizmet etmek için çıkmadım. Kendime zaten evde daha rahat hizmet ediyorum. Bu çok daha kolay oluyor ama vatana hizmet etmek, şu durumu gördüğümüz zaman gerçekten afet bölgesine bazı arkadaşlar gitti, bazıları gitmedi ama devletin büyüklüğünü orada gördük. Ben 18 yıldır bu partinin içerisindeyim. 2005'te başladım kadın kolları olarak. Ondan sonra il başkan yardımcılığı, ondan sonra tekrar kadın kolları başkanlığı 2 dönem. 4 dönemdir de şu anda MKYK üyesiyim. Gerçekten o afet bölgesine gittiğim zaman bu kadar büyük bir afet, gerçekten küçük bir kıyamet denilecek şekilde bir afetti. Burada devletin gücünü ve milletin ferasetini, milletin bu samimiyetini, merhametini orada çok daha iyi gördüm. Gerçekten
nereden olursa olsun, her yerden akın akın oraya yardıma koştu insanlar. Belki de tabağını masanın üstünden alıp mutfağa götürmeyecek çocuklar bile gençlik merkezlerinde kolileri tırlara yüklediler. Gerçekten biz o Z kuşağını yetiştirmiyoruz. Bizim gelecek kuşak iman kuşağı. Bunu bu depremde biz çok rahat gördük. Gerçekten bu millete hizmet etmek bana onur verecektir. Burada sizlerle olmak, bu partiye hizmet etmek, bu devlete, vatana hizmet etmek her zaman benim nefsimin önünde üzerinde oldu ve onur verici bir durum oldu benim için. Bu anlamda böyle bir yola çıktık. Dualarınızı ve desteklerinizi bekliyorum kardeşiniz olarak. Ben gerçekten sizleri bir kardeş olarak gördüm. Belki biraz sivri dilliyimdir, belki biraz sert mizaçlıyımdır ama yakinen tanıyanlar helallik isterler, sen öyle değilsin diye. Belki mizaç olarak öyle görünebilir ama gerçekten hani kafamın arkasında bir şey yoktur benim. Ne varsa dilimdedir, samimi bir şekilde hani sivri dilli oluşum da bundandır, arkamda saklamam. Acaba bunun için ne planlar yapsam, ne yapsam? Böyle bir düşüncem bu zamana kadar hiç olmadı, olmayı da Rabbim bana nasip etmesin. Ne düşünüyorsam anında yüzüne, belki de fazlasını söylerim, içimden o kadarını düşünemem. Ama bu yolda gerçekten samimi bir şekilde hizmet etmeyi Rabbim bana nasip etsin. Dediğim gibi İbrahim Türüt'le biz rakip değiliz, biz yol arkadaşıyız. Biz hizmette yarışmak için talip olduk bu hizmete. Rabbim hayırlısıyla hayırlı etsin, kolaylaştırsın, nasip etsin. Tekrar söylüyorum, dualarınıza ve desteklerinize talibim. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmaların olması benim için de iyi oldu ya. Ya aslında bilgi notu da uyarlamıştım ama hiç buna da bakmayacağım. Çünkü bu kararı verince hakikaten çok duygulandım. İlk yanımda olanlar, yanımızda olan bu haberi, bu kararı almamız anında yanımda olan kardeşlerim, ilgilenme süresi arkadaşlarım da hakikaten çok duygulanarak ne diyeceğimi bilemedim. Çünkü bazı kararlar vardır, böyle kelimelerin kifayetsiz kaldığı, cümlelerin bazı düğümlendiği anlar. Çünkü ailenizden kopuyor gibi oluyorsunuz. 4 yıl ve bir önceki 5 yılımız var, 9 yıldır bu çatı altında beraber hizmet etmeye çalıştık. Bunun 5 yılı bir önceki dönemde İGNM Mesuliği ve Grup Başkan ikili yaptık. Bu dönemde nasip oldum. Yine sizler bizim meclis başkanı seçtiniz. Allah'a hamdolsun ki sizin gibi çok kıymetli büyüklerimle bu çatı altında güzel işler yapmaya çalıştık. Yani ben bu çatı altında hiçbir meclisi siyasi farklılık gözetmeksizin, hiçbir siyasi parti ayrımına tabi tutmaksızın eşit mesafede yaklaşmaya çalıştım. Yani bunu böyle yapmaya çalıştım. Başarabildiysek ne mutlu. Evet, Nurhan ablamız söyledi. Biz asla bir rakip değiliz. Çünkü ben aynı zamanda onunla beraber belediye meclis üyeliğiyle başladık siyasete. Abi kardeş şekliyle günlere geldik. Bugün o da böyle bir karar vermiş. Allah yolunu, bahtını açık eylesin. Rabbim çıktığı yolda muzaffer kılsın kendisini. Tabii zaman o kadar hızlı ilerliyor ki 4 yıl ne zaman geçti, ne oldu inanın hiç hatırlamıyorum. Şu an anlatacaklarım o kadar fazlaydı ki ama dedim ya sizlerin önünde o anlatacaklarımın belki bir kısmını anlatmış olacağım. Evet, Başar Hocam sevgi dilinden bahsetti. Çok kıymetli. Asla kimseyi kırmama üzerine siyasi hükmü benimsemişimdir. İşler, yapılacak yatırımlar, bunlar belki de ikinci plan olabilir ama insanın kalbinin kırılmasının kesinlikle bendeki yeri olmadığını düşünüyorum. Bunu böyle yapmaya çalıştım. Emin abi, evet, ciddi yatırımlar, özellikle bu döneme has ciddi yatırımların yaptığımızdan bahsetti. Özellikle diğer dönemlerde yapılmayan ve yapılması gereken özellikle bu işlere el atmaya çalıştık. Nefesimiz yettiğince, gücümüz nispetince bu dönemde ve bu ekonomik dönemde ve bu dönemin içerisinde de malum biliyorsunuz bir pandemi süreci de yaşadık. Ama şükürler olsun gerek burada idaremizle beraber
Onlar, Allah razı olsun, belki arka planda çok görünen kişiler olmuyor ama sağ olsunlar bazen gece gündüz mesai mefhumu olmadan gece saat 12'lere kadar çalıştığımı da bilirim. Ben bu anlamda da sizin nezdinizde de onlara çok teşekkür ediyorum. Zor bir süreç. Tabii kararlar verilme aşaması bizleri de hem bir anda üzüyor, bir anda da gurur verici şeyler. Burada 346 köyümüze hizmet götürmeye çalıştık. Bunu da 12 ilçemizde eş zamanlı, eşit bir şekilde, adaletli bir şekilde dağıtmaya çalıştık. Yapabildiysek ne mutlu bize. İnşallah bundan sonra buradaki bu çatıyı Emin Bey yine bahsettiği daha yukarılara, genele taşıma arzusu içerisinde partimizin aday göstermesiyle beraber milletimizin de oluruyla inşallah Rize'den 3-0 değil de belki de 5-0'lık bir sukar alırız diye düşünüyorum. İnşallah bu memlekete daha faydalı olacak o yerlerde siyaset yaparız diye umut ediyorum. Ben tabii hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani hani denir ya işte iyisiyle kötüsüyle günlerimiz oldu ama bizim çok kötü günlerimiz olmadı. Allah razı olsun hepinizden. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Tabii bir ayrı gibi gözükse de ayrı değiliz. Bundan sonra da yine beraberiz. Belki bu çatı altında beraber olmayacağız. İnşallah toplantılarınızın ilerleyen zamanlarına beni de misafir ederseniz gelir burada toplantıların inşallah bir kısmına katılmış olurum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Allah razı olsun. Evet. Çok değerli meclis başkanımız, AK Parti milletvekili aday adayımız konuşmalarından dolayı İbrahim Pürüt Bey'in teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Şimdi de iki aday adayımıza bir plaket bir de çiçek vereceğiz. Önce Nurhan Hanım'ı şuraya alalım. Ve başkanım fotoğrafı. Allah hepinizden razı olsun. Gerçekten hakkınızı helal edin. İyi ki sizleri tanımışım. Evet. İyi ki sizlerle birlikte çalışmışım. Gene çalışacağım. Adı üstünde vekil. Asıl olan sizsiniz. Olur ya da olmaz hiç önemli değil. Ben vekillere hep böyle derim. Asıl benim. Şimdi siz bana hizmet edeceksiniz. Bunu Hikmet Ayar'a söylemiştim. Çok doğru diyorsun, haklısın. Vekiller adı üstünde vekil. Sizi vekil, size vekildirler. Asıl olan sizsiniz. Kendi kıymetinizi bilin. Eğer nasip olur da olursak, nasip olursa, Rabbim nasip ederse vekil, hizmetkar olarak görürüm ben. Zaman çok çabuk geçiyor. Önemli olan aldığımız mevki, makam hiç önemli değil. Zaman geçtikten sonra lanet olsun, keşke olmasaydı dedirteceksem Rabbim nasip etmesin. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok eyvallah. Naziksiniz. Allah razı olsun. Sen başkanım. Evet, başkanım. Ben alıyorum buraya. Ben dolayı. Başkan biraz daha şöyle alayım. Tamam. Evet, bir an alıyorum. Tamamdır. Hep beraber de bir resim alacağız.